günaydın. Şimdi ben kalktım, yine geç kalktım tabii. Yine 11'de çıkabiliyorum anca. Çünkü geç yatıyorum. Geç yatınca geç kalkıp geç gidiyorum. Otel bu. Ondan sonra amacım Amarillo'ya ulaşabilmek, Texas'a. Yolda ne yaparım, ne ederim bilmiyorum. Biraz vakit sıkıntım var. Geziyorum işte sağa sola. Yolu bitip biraz gidesim var, yol yapasım var. Vakit sıkıntım öyle yani. Yoksa yine giderim ağır 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 da daha çok hareket edesim var yani. Şöyle bir sıkıntım var mesela. Ben gece 10'a kadar sürüp mesela 11'e kadar sürüp sonra ertesi sabah 11'de bir daha sürüyorum. Bunu mesela akşam 7'ye kadar sürüp sabah 7'ye kadar olan versiyonunu yapsak müthiş olur, biliyor musunuz? Böyle gece hiç sürmem, 8-8 olur. Ama bu böyle olmaz. 11'de kalkınca çıkıyorsun, kahve içtin, yemek yedin, yola çıkman zaten 12.30. 1 yani. Zaten 7.30'da hava kararıyor. Ne anladım ben bu işte? Telefon düştü, ekran çatladı ya. Bu inşallah büyümez Türkiye'ye dönene kadar. Ay lanet olsun. Yapacağınız telefon kabına sokayım sizin ya. Şeyine, tutacağına. Bu böyle telefon tutacağı mı olur ya? Canımız, hayatımız bu telefon bizim. Müzik dinliyoruz, yola bakıyoruz. Of! Allah'tan yolda giderken düşmedi. Düşsene böyle gidiyor 80 bile cart diye düştü. Of ya. Çöp. Ne demiş bir İngiliz atasözü? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Bak bu yüzden işte. Gittim ucuza aldım. Buraya da şeyden durdum. İyi bir adam gibi kahve içeyim. Hem de böyle o kadar çok reklam koymuşlar ki yolun kenarına. Bizde her şey var. Bize gelin, her şeyi bulursunuz. 5 dakika uğrayın. Vallahi gözünüzü seveyim. Lütfen uğrayın ya. Yalvarırım uğrayın falan gibi tabelalar var kenarda. Uğrayayım dedim bari. Hani garibanların gönlü olsun. Ama böyle ıvır zıvır var. Benim için şu an önemli olan şey ne? Telefon tutacağı. Var mı? Yok. Hani her şey vardı. Tabanca şeyi var şöyle. İstiyorsanız. Hiçbir şey alamıyorum. Hiçbir şey taşıyacak yerim yok. Ama şunlar güzelmiş. Bizim memlekette de var bunlardan dolu. Ama havai fişek satıyorlar. Bak o çok geç. Bir sürü. Sniper fire falan. Roket. Yılanlar, bıçaklar işte. Telefon camı gitti, cam. Ona çok canım sıkılıyor. Bir de ben bu Amerika'da yol gidemiyorum ya. Gidiyorum bir şeye duruyorum. Gidiyorum başka bir şeye duruyorum. Motor da rahatsız. Ne olacak bu işler böyle? Daha yolun yarısına gelmedik. Bakışın yeter, düşerim yollarına. Dünyalar güzeli Kezban. Sarı sarı bileziği takarım yollarına, dünyalar güzeli Kezban. Yeter düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban. Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban. Uyduruğun çandanı çözdedip Allah da kalkmış. Işın yeter düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban.
Sarı bilezik takarım kolları. Yalar güzeli Kezban. Yalar güzeli Kezban. Dünyalar güzeli Kezban. Sarı bileziği kaparım kollarına. Dünyalar güzeli Kezban. İzlediğiniz üzere arada sırada Route 66'e, Route 66'ya, Route 66'ya girip çıkıyorum. Çünkü o sürekli devam etmiyor artık. Bazen bu 40-66 oluyor aslında. Bazen etrafında gidip gidiyoruz. Arıyorum. Gördükçe tabela giriyorum. Bulmaya çalışıyorum 66'yı. Ama gördüğünüz gibi yani Route 66 o. Route 66'nın büyük esprisinin olmasının sebebi zamanında çok ana yol olarak kullanılması. Yani Chicago'dan Los Angeles'a kadar gidiyor. Şimdi pek bir önemi yok. O yüzden etraf içinde de bir şey yok yani. Sadece turistik olarak bazı kısımlarında bir şeyler yapmışlar. Ben hala denk gelemedim. Onun dışında ne var? Gidiyoruz işte düzlük, çöl. Bir şey oldu yok böyle dümdüz. Gerçekten de çöl geçiyoruz. Bir şey daha söyleyecektim. Ha aklıma gelmişken yolda aklıma gelenlerden. Tırlar çok hızlı gidiyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama mesela hız sınırı 75 ise tır 70 ile gidiyor yani. Hatta bazen 80'de falan da gidiyor. Hani burada yavaş giden kamyon görmedim ben. Ya içleri boş ya da çok güçlüler yani. Acayip gidiyorlar. Onun dışında şey var. Çok yavaş gitmiyor arabalar. Trafik akıyor. Hani sınırı 75'si herkes 70-75 gidiyor. Öyle bizdeki gibi sağda biri 20 ile gitsin. Solda biri 500'de gitsin yok. Akıyor. Hayvan akıyor öyle gidiyorlar. Çöldeyiz. Abürkürküye çok az kaldı. Arka fren balatam bitti ve arka diski zorlamaya başladı. Neden? Bir anda bitti yani. Balata vardı. Ne oldu da bir anda bitti? Nedir problem bilmiyorum. Belki sonra sürtmeye başladığı için bitmiş olabilir. Yine bir masraf çıktı muhtemelen. Dallas'a böyle gitmem. Amarillo'da ben onu yaptırırım diye düşünüyorum. Çünkü arka balata önemli. Arka balataya da para verdikten sonra sisi var ve windshield rüzgarlık almaya gerek kalmadı. Gerek yok artık, o konuda da para harcamıyorum. Yeti çünkü daha ne olacak, ne başımıza ne gelebilir bilmiyorum da. Hayır, yanlış anlattım yani, başımıza bir şey gelebilir yol hali, o yüzden parayı tutmak lazım. Şimdi gidip benzin aldım, şurada bir şey yiyeyim falan. Bir su içeyim, oradan devam. Adamlar benzinlikte zopa satıyor. Road Pro, yol uzmanı. Custom designed for the professional driver. Profesyonel sürücüler için özel tasarlanmış. Böyle bunu da araba aksesuarı olarak satıyorlar. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Küçük bir kibarı da var istersen. Burada demek ki pek olaya karışmamak lazım. Bu Amerikalılara
biraz garip. Yani diyorum ki mesela internetim bitti. Burada bunu ödemek için kontör şey falan var mı? Çünkü bana servis sağlayıcımda bu tarz şeyler var. Gidiyorsun yükleyebiliyorsun burada. Ha, nasıl bir telefon? Prepaid deniyor. Önceden ödenenmiş yani işte kontürlü gibi. Prepaid diyorum. Bir saniye diyor. Gidiyor. Orada sıra var. Sıra bekliyor. Beni bekliyor. Sıra. Geri geliyor. İşte 15 dolarlık, 20 dolarlık, 50 dolarlık, 100 dolarlık var falan diyor. Tamam diyorum ama bunlar ne yapıyor? Bana internet yükleyen lazım. Yani ne yapıyor? Ne yaptığını bilebilir miyim? Görebilir miyim diyorum. Hani ne olacak 15 dolar yükleyince bilmiyorum. Bir saniye diyor. Gidiyor. Sonra geri geliyor. Söyleyemem, bilmiyorum diyor. Bana internet lazım diyorum. Hani internet yüklemek için bir şey var. Gidiyor. Sonra geri geliyor. Arkadaki sıra hala bekliyor bu arada. Ha, internet yüklemek için yokmuş diyor. Yani bir şeyi böyle satamıyorlar ya da şey yapıyor. Hep yani çok başıma geldi buna benzer olaylar. Türkiye'de olsa ben işte kart yükleyeceğim bilmem ne falan. Tamam abi, bakarız, hallederiz. Ne lazım abi sana falan. Ya internetli lazım. Abi bak, bu kartı aldığın zaman işte şu kadar internet oluyor, şu iyi ya da olmazsa bu var ya da işte 10-20 liraya şu var abi falan. Bizde böyle. Biz beceriyoruz böyle şey. Burada mümkün değil yani. Şey yok. Sigortacı da başıma gelen gibi. Sen söyleyeceksin onu. Bana bu lazım diyeceksin. Öyle sucuklu yumurta demeyeceksin. Yumurta, sucuk pişirip üstüne biraz piştikten sonra yumurta kırar mısınız demen lazım. Anca öyle. Şu an çok saçma bir şey oldu. Bayağı saçma. Eldivenimin tekini bulamıyorum. Yani ya şerefsizin biri çaldı. Şaka olsun diye. Tekini aldı gitti ama kim neden böyle bir şaka yapsın ki aman akıllı. Ya da ben benzin aldıktan sonra düşürdüm ama pompanın orada yok. Ben eldivenimin teki yok. Böyle bir şey olabilir mi? Seni bozulur. Allah Allah. Bu ne abi? Böyle bir şey olabilir mi? İçeri gidip kasaya soracağım. Eldiven geldi mi buraya falan diye. Çok saçma çünkü. Buldum. Biri getirmiş buraya. Düşürmüşüm ben. İşte Allah sevdiği kulunu önce kaybettiriyor sonra bulduruyor. Neyse bugün bir şeye sevindim en azından. Senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine. Muhtacım sözlerine. Bıraktım ellerin. Muhtacım ellerine gitme. Yanında sallerim senin için alır. Yüzümü gözlerim muhtacım. Beni öldür öyle git. Şamak için senin sevgine muhtacım. Lay 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 lay. Evet, Zeki Müren dinleyerek bunu sikti siks yapan adamım ya. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak hiç. Acın nedir bilmeden, yağmurlu gün görmeden, en baskılı geçindik, en kaldırmayı öğrendik. Söyle ne oldu bize, nefret girdi sevgiye. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Out of the blue, in
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Havayı gördünüz, ben yağmurluğumu falan giyiyorum. Neyin içine giriyorum bilmiyorum. Üstündeki kasırga olduğunu zannetmiyorum ama ileride biraz sıkıntılı hava. O yüzden bu eşyaları naylon kaplayacağım. Çöp torbasına sokacağım. Kendimi çöp torbasına sok gibi bir şeye sokup artık saldıracağım oraya doğru. İnşallah iyi bir şeyin içine giriyoruzdur. Yani gelirken birkaç yağmura yakalandık ama onlar küçüktü. Yani aklınızda bulunsun. Eğer yağmur bulutu ufaksa basın geçin. Hani durmayın bile yağmur giymeye çoğu zaman. Yani belki bazen pişman olabilirsiniz buna ama mesela gelirken köprünün orada şeyler vardı. Halleciler köprünün altında duruyor. Yağmurdan ıslanıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar falan. Mesela ben bastım geçtim, 10 saniye sürdü o yağmurun içinden çıkıp gitmem. Ama bu öyle bir şey değil. Bunlar girerken yağmurunuz giyin. Ben çantaları bağlayana kadar hava açtı. Gideceğimiz tarafta. Saçma sapan bir şey olabilir mi abi? Nedir ya? Neyse yine de bağladık işte. Yağarsa mağarsa diye. Ben bir kahve içip kendi yağmurluğumu giyeceğim. Bugün yine... Daha 200 kilometre yol gidebilmişiz, 200 mil yol gidebilmişiz, 360 etmiyor bile, ne ediyor, 300-320 kilometre yol gelmişiz. İleride bir olaylar var. Ama bugün şeyi uygulamaya başlayacağım açıkçası, gece zorlamayacağım, gideceğim, hava kararında bir yerde uyuyacağım, sabah 8'de paşa paşa kalkıp yoluma gideceğim. Santa Rosa, Kaliforniya'dakiymiş, dur buradakine bakayım. Bu arada yolu yaptığımı falan düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben genelde benzinliklerde otururum. Benzinliklerde oturulmak için tura çıkıyorum ben. Böyle duruyorum benzinliklerde. Seviyorum benzinlikleri. Güzel gökkuşağı oldu. Hem de iki tane birden oldu. Öyle böyle değil. Ben uyuyorum, erken kalkıp, erken yola çıkıp, erken uyuma sistemini oturtmak için geldim. Yağmur da fırtına da başladı zaten. Günaydın, doğuya devam. İnsanlarda şey var sürekli. Where going? Diyor. Nereye gidiyorsun? Where going? Yapıyor böyle uzaktan. Ben de Florida diyorum. Onlar da şey yapıyor böyle. Ne var amına koyayım? Gidiyoruz işte sana şeydi. Ankara'da adamla karşılaşıp Kars'a gidiyorum diyecek. Gülüyor musun ya? Bu ne abi? Tam biraz uzak olabilir. Artık bunlar son Route 66'lar. Burada terk edilmiş bir benzinlik buldum. Burada da bir şey var. Önünde bir yakışıklı fotoğraf çekip oradan yoluma devam edeceğim. Bir Halide Vısım var burada. Ona bir şey soracağım. Sonra devam. Ben buranın yerlisi olsam var ya derim ki Mier kafayı yemiş, gelmiş terk edilmiş benzinliklerin önünde fotoğraf çektiriyor falan derim yani. Hani Route 66 bu işte, terk edilmiş benzinlik var, yol var. Fotoğraf çekiyorsun. Başka bir şey yok. Anı şeyi yaşa, yolu yaşa, yolu. Şeyi yaşa Tuğrul. Hisset. Hissediyorum, iki gündür Route 66'ya gireceğim çıkacağım diye yol gidemedim.
Davidson Trips halledemezsin. Amarillo, Texas. Şu an buradayım. Şu arkayı göstereceğim. Dismisket boku yedi falan. Balatayı mı değiştiriyorlar, ne yapıyorlar da. Bunlar da şimdi bugün yapmazlar kesin bunu. Bugün burada bunu çözemezsem ben Dallas'a kadar böyle gideceğim zaten. Bayağıdır böyle gidiyorum. Gitsin, frene gerek yok. $113 sıkışmış. Balatalar $65, işçilik $80 abi. Ve 45 dakikada falan yaptı yani anca. Şuş geçiriyorlar da neyse, yola gideceğiz. Bisiklet diyorum. Motor önemli. En azından frenimiz olsun. İsa'nın takipçileri motosiklet kulübü bu arada. Hani yani beni kim istemiyor burada bunlar? İstiyorlar gerçi genelde. Öyle bak, bu zamana kadar hala hiçbir ırkçılıkla karşılaşmadım. Onu söyleyeyim. Hani hiçbir ırkçılık, bir İslamofobya bir durumuyla bir şey karşılaşmadım. Henüz bu tarz Hristiyan kulüpler de genelde şey yapıyor. Sana iyi davranıyor. Hani İyi davranıyorlar. Sen de diyor Allah'ın adamısın diyorlar. Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. Şimdi eğer yola çıkmadan önceki kısmı izlediyseniz, Los Angeles falan kısmını, çok büyük bir sıkıntımız yok demektir. Ama o kısmını izlemediyseniz, şu an sıçtım ve boku yediğim andır. Çünkü şöyle bir şey var. Her günkü gibi motoru topladım. Her günkü gibi eşyaları yerleştirmeme rağmen bugün bataryaların ve şarj aletlerinin olduğu çanta yanmaya karar vermiş egzozun üstünde. Yani deri çanta yanmış. Üstüne de biraz bu yanmış. Muhtemelen bunun sebebi önceden çok dur kalk yapıyordum. Bugün durmadan 100 mil 100 mil koydum. 3 tane galiba. Orada biraz fazla ısınmış. Şarj aletleri önemli değil. Kesinlikle. Ama bunun için önemli olan bir şey var. O da görüntüleri aktardığım harici bellek. Hazır mıyız? Mesela siz biliyorsunuz ne olduğunu, ben henüz bilmiyorum. Ya bir de içinde şeyler falan var yani. Bataryalar falan patlayabilirdi. Bugün alev alabilirdik ya. Bugün öyle bir gündü yani. Allah korumuş bence. Şimdi abi sen çok, bu çok sıcak. Ama sağlam duruyor. Soğuz. Geri kalanı pek sikmedi. GoPro vardı. GoPro'nun kabı erimiş. Çok sıcak şu an bu da yine. GoPro'dan da olmuş olabiliriz. Şu bir şarj aleti. Şu an izlediğiniz kameranın Sony'nin şeylerini şarj eden. Artık yok. Şu herifin verdiği CD. Kartlık. İçindeki kartları boşaltmamıştım. İnşallah arızalanmamıştır. Çok sıcaklara eminim ama inşallah çalışıyorlardır. Bu bir harici ve patlayabilirdi bunların hepsi, bataryaları.
Geri kalanı vırrık cırrık ya. Şu ve şundakiler, geri kalan hiçbir umurumda değil. Bu ikisi çok önemli. Umarım bir şey olmamıştır. Çok sıcakta kalmış. Çantada kullanılmaz halde. Fermuar yok çünkü. Yani bence o kadar bir şey olmamıştır bunlara. Isınmışlar ama çalışıyorlardır. Birazdan içerideki bilgisayarda gidip kontrol edeceğim. Geri kalanını ayarlarız. Yanabilirdik ya, patlayabilirdik bugün yani giderken. Her günkü gibi koydum. Hani hiçbir şey olmadı. Her günkü gibi koydum. Çanta yanmış. İnşallah bir şey olmadı. Make me feel like I'm alive again.